Merhaba arkadaşlar, şimdi tavan kısımlarına devam edeceğiz ve içerideki detaylara gireceğiz arkadaşlar. Tavan kısmında, şu kısımda, salonun olduğu kısımda, tam salonun üzerinde bir gömme, bir gizli bir kısım yapabiliriz. Burada da aynı şekilde bir kısım yapabiliriz arkadaşlar. Diğer kısımlar için çok gerekli değil. Diğer tarafları spotla ve farklı şekillerde uydurabiliriz arkadaşlar. Şimdi tavan kısmı için şuradaki kısımdan arkadaşlar bakın veya şöyle yapabiliriz. İki türlü bir yöntem var. Bakın içine girdim grubun. Şuradan mesela şuraya tıkladığımda şöyle yapalım. Bir burayı kapatsın ilk önce. Ctrl Z diyorum. Şuraya çizdim bakın kapatıyor arkadaşlar. Veya şuraya bastım kapatıyor. Bunları çizip kopyala yapıp deyip kes yapıp deyip tekrar yapıştırabiliriz ama eğer isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Grubun dışından birbiriyle bağımsız olması için şöyle gelirsiniz. Şuradan şunun dışından arkadaşlar çizerek devam edersiniz. Şöyle kapattığınızda kapanır. 12 santim veya 15 santimlik bir döşeme kalınlığı yaparsınız. Kesin ve kesin olarak yapmış olduğunuz modelleri grup ve komponent yapın arkadaşlar. Bunları anlattım ben. Bunu çizdiğiniz böyle böyle kalmayacak bu dosya. Yani bunu böyle bırakırsanız çok büyük problemler yaşarsınız. Bunu da Mac grup dersiniz. Eğer bundan 5-6 tane varsa aynı şekilde Mac komponent yaptığınızda zaten sorun çözülecektir. Ama ben şu an Mac grup yapıyorum. Bakın şimdi şöyle bir şey yaptık. Şunun içine bir girelim arkadaşlar. Rahat çalışmak için şöyle bir şey var. Rahat çalışmamız için şuradaki sol taraftaki büyüte simgesine basmam gerekiyor arkadaşlar. Sol taraftaki büyüte simgesi şuradaki büyüte simgesine geldiğinde benim derecem 35 derece. Ben bunu 65 yaptığımda çok geniş açıdan içeride rahat çalışan bir açı oluşuyor arkadaşlar. Ve ben şuradaki kısımda eğer gömme ve gizli bir aydınlatma çeşidi yapacaksam şu kısma bir şeyler yapmam gerekiyor. Aslında bu tabi buradan da dönebilir. Bizim aslında işimize de yarar bu aydınlatma bakımından. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Şuradaki View'den, Component Edit'ten Hide Rest of Model seçerseniz arkadaşlar çift tıklarsam alttaki gider. Böyle bir yöntem var. Yani hızlı ve rahat çalışmak için. Bunu tekrar şimdi ben tabi buradaki modeli görmek istediğim için onu kapalı tutuyorum. Şimdi geldim çift tıklıyorum. Offset butonumla geldim arkadaşlar. Bakın şu şekilde offset dedim ama ne oldu? Şuradaki yani sol taraftaki şu kısımdaki açı tutuyor ama şuradaki yani şu duvardaki kısım tutmuyor. O duvardaki kısım tutmamasının sebebi arkadaşlar şurada bir çizgi olmaması. Yani burada bir dönüş olmaması. Buradan tekrar biz bir çizim daha yaparsak bunun içerisinden duvar çizimden tam bir sıfır noktasını yakalamış oluruz arkadaşlar. Bunu da şöyle yapacağız. Yani burada şöyle bir durum söz konusu. Mesela buradan tekrar bir offsetlik şuradan bıraktığımızda dosyayı arkadaşlar. Bakın şöyle geldim. Şuradan tekrar bununla bir dönüş yapmam gerekiyor ki orada sınır çizgisini belirlemem gerekiyor arkadaşlar. Yoksa offset konusunda orantılı offset konusunda sorun yaşarsınız. Şunu aldım. Bakın şöyle geldim. Şuradan yani sınır çizgisi belirliyormuş gibi bir olay olacak. Şöyle geldik. Şunun etrafından dolanıyorum arkadaşlar. Yapmak istediğim yer gizli havuz yani gizli aydınlatmanın kısmını belirlemek. Şöyle geldim. Şuradan şu kısımları sileceğim arkadaşlar artık. Şöyle bıraktım. Şimdi şunları silebilirim. Şöyle geldim. Şu an geniş açıdan çalıştığım için rahat bir çalışma sistemi oluyor. Eğer 35 dereceden çalışırsanız mercekte problem yaşarsınız. Onu da söylemek isterim. Şimdi geldim. Burası tamam. Birbirini ayırmak için mutlaka iz belirlemeniz gerekiyor. Şöyle geldim. Bakın arkadaşlar. Etrafında artık tüm bakarsanız tüm kısımda artık dönüş yapıyorum. 20 santimde şöyle bir 20 santimlik bir bölüm oluşturdum buraya. Şurada spot ekleyebilirim. 20 santim bakalım şöyle. Evet ideal. Aslında biraz daha fazla olabilir ama şu an için bizim hani bu bölüme göre oran ve orantıya baktığımızda ideal gibi duruyor. Aslında şunun etrafında da dönebiliriz. Onu da yapalım arkadaşlar. Daha güzel olur. Şöyle detaylı bir şekilde şunun etrafında dönerek şurada da bir kısım belirleyelim. Bakalım nasıl olacak. Evet. Şöyle 25 desek nasıl olacak? 25 santim. Biraz fazla oldu gibi. Evet şöyle evet fazla olmuş. Şuradan belli zaten. Şurada 20 santim bırakıyorum ben. Daha sonra bunu isterseniz bunu aşağı alırsınız. İsterseniz bunu yukarı alırsınız. Aşağı alırsanız kat yüksekliği bozulur. Yukarı doğru gidersek de daha iyi olur diye düşünüyorum ben.
şu kısımdan push pull'la bunu yukarı doğru itiyorum. Yalnız yukarıda tabi yerim sanırım yok gibi görünüyor. Şuraya yaptığımda evet. Onu şöyle yapacağız. Şöyle bakalım bir. Aşağıda alabiliriz aslında ya. Bunu şöyle yapsak. Buradan bir 10 santimlik bir kısım oluşturdum. Şöyle dönüş yaptım arkadaşlar. Şu kısımlara spot ekleyebiliriz. Yani birer veya kaç tane, 3 tane olabilir aslında. Şuralardan da bizim işimizi görecektir spotlar. Hem aydınlatma için geçerli. Aynı zamanda şuradan da gizli aydınlatma havuzumuzu buraya yapabiliriz. Veya sadece burayı için bir kısım yapabiliriz arkadaşlar. Şurada şöyle bir şey olabilir. Sadece bu kısımda bir aydınlatma havuzu olabilir. Alçıpan gibi bir şey olabilir. Tekrar buraya bir offset diyeceğim. Şurada, yani şurada yapmak istiyorum. Diğer kısımları sileceğim ben. Şurada bir yer olabilir. Şu şekilde. Şöyle bir daha bakalım. Evet, şuradan gelip şunu alacağım arkadaşlar. Şöyle. Şu kısımda, sadece şu kısmı istiyorum ben. Diğer kısımlara gerek yok. Şunlara gerek yok arkadaşlar. Yani şu kısımda, şurada yapalım. Şunu aldığımda şurada bir kalınlık vereyim. Şunları da içeri doğru offset dediğimizde iç kısımda bir havuz oluşturabiliriz. Veya şunun içinde bir havuz oluşturabiliriz. Şöyle yaparız tekrar. 15 santim deriz burada. Şöyle yaparız. Şunu tekrar bu tarafa alırız. Bunun iç kısmında bir kısım oluşturacağız arkadaşlar. Veya şöyle yapabiliriz. Bunun ortasından başlayan bir sarkıt lamba aşağı doğru olabilir. Burası sanki böyle düz bir şekilde kalır arkadaşlar. Öyle bir durum yapabiliriz. Şimdi şu kısımları bir silelim. Şunlarla bir işimiz yok. Şu isterseniz şu köşe kenarları sizi rahatsız ediyorsa park kırabilirsiniz. Ama bizim çizgimiz şu an için keskin. Yani şu an için bir park kırma gibi bir durumumuz yok. Çizim esnasında. Şöyle yapalım. Bunu da kapattık arkadaşlar. Evet. Şöyle baktığımızda, yani şöyle geleyim bir. Geriden bakayım şöyle. Şöyle baktığımda nasıl bir görüntüyle karşı karşıya kalacağım. Tasarım bakımından. Fena değil. Aslında burası tabii uzamış bakın arkadaşlar. Onu belli bir sınırda bırakalım ki eşit olsun. Yani şunu getireyim. Şurada bırakayım. Şunu da getireyim. Şunu da hizasına bırakayım. Tam onun bittiği yerde bir şey olsun. Şurada bir havuz oluşturalım. Şuradan bir sarkıt lamba olabilir. Kenarlarda belki bir gizli led uygulaması yaparız. O şekilde bir işlem olabilir arkadaşlar. Kalınlık biraz fazla duruyor ama sorun değil. Şimdi dışarıdayım. Şunu height diyeceğim. Şu kısımlardan bir süpürgelik gidebiliriz. Onları detaylandırabiliriz arkadaşlar. Şurada televizyon dolabının arkasında kalacağı için buraya süpürgeye gerek yok. Aslında burada da yok. Çünkü koltuk kalacak. Şurada bir parça görünecek. Buna da gerek yok aslında. Şurada zaten bunun altında kalacak. Buna da gerek yok. Model seçimi konusunda şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben birkaç tane model indirdim. Bakın bu modelde alacağım kısımlar şu. Şu kısım, yani şu sehpa ve şu koltuk kısmı arkadaşlar. Bu önemli. Şu çok kaliteli görünmüyor. Bunu almayacağım. Şu kısım kaliteli, şu kısım kaliteli. Bunlar gayet kaliteli görünüyor. Tablo ve aydınlatma elemanı alacağım arkadaşlar. Tablo güzel. Şu aydınlatma elemanından şuradan spot ışık veririz. Bunlar güzel duruyor. Diğer bir çalışmaya geldiğimde buradaki beğendiğim kısım buradaki perdeler arkadaşlar. Perdeler gayet güzel ve soft duruyor. Bakın hani bizim yaptığımız gibi bu spotlarla şu spotları alıp oraya taşıyabiliriz. Burada da şu TV ünitesini bizim tam koltuğun arkası için uygun olabilir. Güzel görünüyor. Bunu götüreceğim oraya. Buzdolabı ve diğerler için biz tekrar başka bir modelden bir alma yapabiliriz. Burada da aslında TV ünitesi güzel duruyor ama bakalım başka ne var. Burada şey güzel arkadaşlar. Şu sarkıt lambaların led olması. Bakın şu içteki ledler var. Bunları alıp tam orta kısma koyabiliriz. Güzel duruyor. Şu vazo ve diğer kısımlar var. Onları alabiliriz. Onları taşıyacağım ben direkt. Zaten modeli ben size paylaşacağım için siz de model içerisinde alıp kullanabilirsiniz. Onda sorun yok. Şuradaki şu siyah beyaz kısımlar zaten bakın şu lekeli olan kısımlar V-Ray'de, yani bu V-Ray'de render alındığını gösteriyor. Daha sonra kaplamayı değiştirebilirsiniz ama benim hoşuma giden koltuk çeşidi şu oldu arkadaşlar. Gayet güzel görünüyor. Şöyle bir tekrar göstereyim size. Şurada gayet kaliteli. Bakın gayet soft ve kaliteli duruyor. Şu kısmı alıp bizim modelimizde
şuraya koyacağım, buraya koyacağım, perdeleri ekleyeceğim arkadaşlar. Aslında daha zeminde daha detaya girmek isterdim ama zeminde çok fazla detaya giremiyoruz çünkü çok fazla bir şey yok. Buradan da bir dönüş yaparak, yani buradan da bir dönüş yaparak zemini hafif bir kaldırarak ve alttan tamamlayarak şunu mesela şey yapalım, height diyelim arkadaşlar, şu şekilde şöyle bir şey yapabiliriz. Şuradan şöyle gidelim. Şöyle gelelim arkadaşlar. Şöyle alt kısmı da tamamlayalım. Şöyle gelelim. Mutlaka çizdiğiniz nesneler grup ve komponent olacak arkadaşlar. Bunu da aşağı doğru şöyle hafiften bir kalınlık verelim. 15 santimde bir döşeme kalınlığı verelim buradan. Şöyle yaptım. Hepsini seçtim. Make group dedim arkadaşlar. Şurada bir şeyler kalmış. Çizimden sanırım. Onları neyse sileriz. Onlar sıkıntı yok. Şuradan geleyim. Şuradan bir bakış yapayım arkadaşlar. Edit, unhide, all dediğimde bakın altta da resmim geldi. Resmi kapatabiliriz. Sıkıntı yok. Shadow'u bir açalım. Etkimizi görelim arkadaşlar. Bakın şöyle gayet güzel bir etkiyle karşı karşıya. Şu an etki olarak güzel duruyor. Tabii daha da dolduracağız. Kaliteli model, kaliteli detaylı çizim bizi her zaman sonuca götürecek kavramlardan bir tanesi arkadaşlar. Her zaman bundan bahsediyorum. Dediğim gibi isterseniz şu köşe kısımları beni biraz rahatsız etti ama siz bu kısımları eğer rahatsız oluyorsanız şöyle tıklayıp şu kısımlardan, bakın şu kısımlardan biraz pahkırarak projenin daha böyle soft görünmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şunları sana kapattığını sildiğinizde o kapanacaktır. Veya kapanmadı. Şöyle yapalım. Şuradan bir çizgi attığınızda tekrar bakın kapanacaktır. Daha sonra şurayı sildiğinizde işlem tamam. Tabii bunlar hep detay kısımlar arkadaşlar. İşte demek istediğim olay bu. Bu kısımlara özen göstermeniz gerekiyor. Şöyle çift tıklıyorum. Bakın push pull'un çift tıklama özelliğini biliyorsunuz. Anlatmıştık temel derslerimizde. Ve oval olduğu için, daha soft olduğu için bakın daha güzel bir görüntüyle karşı karşıyayız. Bunları böyle yaparak devam edebilirsiniz. Şu kısımlarda yapmanıza gerek yok. Şunlarda yapabilirsiniz. Daha güzel görünecektir. Soft alanlar, dönüşler her zaman projeyi daha yumuşak gösterir, daha kaliteli gösterir arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Derslerimizi beğeniyorsanız beğenme butonuna abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çok faydalı videolar yayınlıyoruz sizlere. Bu videoların gelmesi için zil bildirimini açabilirsiniz. Çünkü yeni bir video yayınladığımızda, yeni bir haber yayınladığımızda hemen anında sizin kanalınıza, sizin telefonunuza veya tabletinize bu düşecektir. Ve anında haberdar olup izleyebileceksiniz arkadaşlar. Yorum yazarsanız bizim için büyük bir mutluluk olacaktır arkadaşlar. Çok seviniriz. Burada indirmiş olduğunuz modellerin renkleri size ait. Renkleri yapabilirsiniz ve düzeltebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Kaplama parametresini SketchUp 2023 derslerimizde anlatmıştık. Detaylı bir şekilde 3 bölüm halinde anlatmıştım. Onları da izleyebilirsiniz. Bu bölüm bu kadar. Tekrar kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Hoşça kalın arkadaşlar. Diğer bölümde ben modelleri yavaş yavaş yerleştireceğim. Gerçi beraber yerleştireceğiz. Orada sorun yok. Benim yapacağım sadece şu kısımların pah kısımlarını ayarlayarak tekrar projeyi nihai aşamaya getirmek. Bunları pak kırarak devam edeceğim arkadaşlar. Alt tarafta tabi detay yapmak istiyordum ama süpürgelik kısımları yapsam da arkada olacağı için görünmeyecek. O yüzden onlara çok fazla girmeyeceğim. Daha farklı işte tabloyla veya farklı şekillerde burayı süsleyerek devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.